Bir IKEA Türkiye YouTube videosuna da hoş geldiniz. Bugünkü konumuz antreler. Antreler genel olarak en büyük sorunsalımız. Nasıl depolanır, nasıl yerleştirilir? Bu programda bunu göreceğiz ve birçok model ve çeşit öğreneceğiz. Eksiklerini öğreneceğim. Bir an önce başlayalım. Evet Nisa, bizim uzun zamandır yapmak istediğimiz konu giriş ve antreler. Gördüğünüz gibi. Evet, sen çok iyi bir örneksin. Bomboş değil mi? Hiçbir şey yok. Şimdi senden bilgiler almam lazım. Evet. Burada senin yaşamına göre bir giriş tasarlayacağız. Sen bize neler istiyorsun anlatırsan ben de ona göre gidip IKEA mağazasından ürünlerimi seçeceğim. Ben buraya ilk taşındığımda bu dresuar zaten benim evimde vardı, eski evimde. Buraya geldim, antreye koydum. Sonra hiç düşünmedim. Arkadaşlarım geldiği zaman ayakkabıyı nereye koyacaklarını düşünmedim. Çünkü geldiklerinde özellikle birden fazla arkadaşım geliyorsa burası biraz gün evi gibi olmaya başladı ve çok karmaşık görünüyordu. Bu görüntüden de hoşlanmıyorum. Böyle bir şeye ihtiyacım var. Yani ayakkabıya ihtiyacım var. Bir de benim kedilerim var. Kediler çok tüy yapıyorlar biliyorsun. Arkadaşlarım geldiği zaman ben onların eşyalarını kendi giyinme odama götürüyordum. Ya yani bu benim için gerçekten bir yük. Biz bu problemini ortadan kaldıracağız. Evet, lütfen. Şimdi biz buranın ölçülerini alacağız. Onun dışında burayı hem dekoratif, hem güzel, hem de depolama alanına ihtiyacı olan ve gideren bir alan haline getireceğiz. Evet, depolama alanı neredeyse hiç yok yani, açık burası da. Ya bir de en büyük eksiğim bu girişte ayna. Ya çünkü ya lavaboya giriyorum, ya ayakkabımı giyip içeriye kadar gidiyorum. De ayakkabıyla eve girmeyi de hiç sevmem. O biraz zorluyor beni. Çıkarken kendimi görmem gerekli. O yüzden aynaya çok ihtiyacım var. Burada da duvarların gayet müsait. O yüzden ama tabii tasarıma göre aynayı da konumlandıracağız. Evet, nereye sence? Buraya mı? İşte onda kararsızım, ya karşıya ya buraya. Aslında evet. Karşı olsa daha güzel olur sanki. Bakacağım işte ona. Sana şimdi bırakıyorum ben. Buradaki ayakkabılık. İyi ki geldim bu arada. Bakalım neler yapacağız biz, heyecanlıyız. Ben de çok heyecanlıyım gerçekten. Hem depolama alanın olacak, hem görsel bir şeylerin olacak, hem de girişin çok şık olacak. Evet, bir de insanlar eve girdiği zaman sıcak bir eve girmiş hissini istiyorum. Almıyorlar değil mi? Şu an almıyorsun. Hiç almıyorlar. Evet. Ben kendim bile almıyorum eve geldiğim zaman. En son halini ben de merak ediyorum. Ben de. Ama kafamda az buçuk oturtturdum. Şimdi öncesini sonrası nasıl olacak bakalım. Hadi bakalım. Burayı çok ne hale getireceğiz. Tamam, çok heyecanlıyım. Ben tamam. Şimdi IKEA'ya gidiyorum. Ürünlerimi seçiyorum. Tamam. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Hemen kendimi showroom'da buldum ve Nisa'nın ne istediğini öğrendikten sonra gelip buradaki ürünlere tek tek bakmaya özellikle bu alanı çekiyorum ki sizde de birçok fikir olsun. Burada birçok şeyden bahsedeceğim size. Girer girmez karşıma antreler için tasarlanmış bir askı ünitesi diyorum buna. Çünkü içinde her şey var. Raflar var, askılıklar var. Farklı amaçlarda da kullanabilirsiniz. Özellikle şu alt kısımlarda biliyorsunuz IKEA'nın depolama alanları üstüne birçok da kutu tarzında tam buranın ölçüsüne gelebilecek şekilde ürünleri var. Gelip buraya kendi tasarımınıza göre yerleştiriyorsunuz. Şimdi ilk söylemek istediğim şey burada görmüş olduğunuz bitki, dekoratif sepetler. Yani biz depolamaya o kadar çok alışık bir toplumuz ki bence bazı şeylerin de güzel gözükmesi için bir depolama huyumuzdan birazcık bence vazgeçelim diyorum. O zaman görseli çok daha güzel bir eve sahip olacaksınız, bir girişe sahip olacaksınız. Şimdi hemen tabii metreyi aldım. Biliyorum ki oradan izlediğiniz zaman da ya ben Hakan Bey bunu anlattı ama şunu ölçüsüne özellikle dolap kısmında tek tek size ölçülerini vereceğim. Böyle geliyorum. IKEA'nın ayrıca ayakkabılarını da kutu içinde tutmak isteyenler için böyle renkli ürünleri var. Ayakkabılarını koyabiliyorlar. Şimdi bu tarza da baktığımda daha yeni nesil, daha dinamik. Bir de belirli bir yaşam tarzı varmış gibi bir hissiyat aldım. Hemen karşısına geliyorum. Burada iki tane farklı ayakkabılığım var. Nisa'dan ölçüleri aldık ve ben de burada her şeyi tek tek ölçüyorum. Tam oraya göre oturacak şekilde bir kendime ayakkabılık arıyorum. Mesela şunu ölçtüğüm zaman 66,5. Geliyorum bunu ölçüyorum. 52. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim genelde Türk inşaat firmaları gene antrelerimizi genelde çok küçük yapar ve dar alanlar oralara bir şeyler sıkıştırmaya çalışıyoruz. Ama bu mesela geniş bir antre için çok uygun. Hem de tarzı daha country bir tarz. Yanındaki ise daha minimal bir tarza hitap edebilir. Ben bunları tek tek gösteriyorum. Siz oradan kalkmadan bütün IKEA'nın antre bölümünü çözmüş oluyoruz. Geldim buraya.
açık raflarım var. İsterseniz yine böyle kutulu kullanabiliyorsunuz. Bir de açık rafların üst kısmını hem tabure olarak kullanıyorsunuz hem de ayakkabılarınızı koymak için rafları var. Mesela ayakkabımı geldim çıkardım. Bu da güzel örneklerden bir tanesi. Şimdi geldim buraya. Bu köşede ise mesela çok bilindiktir IKEA'nın bu ürünü. İstediğiniz kadar da ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Bunlar üst üste oturuyor. Sağa, sola, yukarı, aşağı ekleyebiliyorsunuz. Bu ayakkabıları da yatay şekilde koyuyorsunuz. Ne oluyor? Yerden kazanmış oluyor. Tabii ben sizin için yine ölçeceğim. Bu hizmeti de veriyorum size. 15. Mesela çok dar bir alanım var. 15 santime kaç ayakkabısı var? 2 çift ayakkabımı rahat bir şekilde koyabiliyorum. Şimdi 60 ölçümüz var. 40 var. 15 var. Geldik 28'lere. Benim 28 santim kadar derinlik alanım var. Ona da buradaki ürünleri seçiyorsunuz. Buradaki diğerinin alanına göre hesap ettiğim zaman tabii derinlikten kazanıyoruz. Buraya da 4 çift ayakkabı sığıyor. Bu da gayet kullanışlı bir hale geliyor. Şu kadarcık alanda 4 çift ayakkabının olması. Bunun tarzı olarak da daha minimal evlere bu model ürünler kullanabilirsiniz. Neden minimalde bu tarz diyorum? Çünkü kulbu yok. Düz hatlı. Hiçbir şekilde gözü de rahatsız etmiyor. Kimisi de çok fazla kulp sevmez. Çok fazla oyuntu sevmez. O yüzden bu modeli tavsiye ediyorum. Geldik Hemnesler'e. Hemnesler yıllardan beri biz IKEA'nın bu ürünlerini biliyoruz. Ve daha çok country, klasik tarzda gitmek istediğiniz zaman evinizde giriş kısmına gelip buradan ürünlere bakıyorsunuz. Buranın da birkaç rengi var, alternatifi var. Özellikle şunları tek tek çekelim. Bazı modelleri yüksek. Özellikle şuradaki çekmecede anahtar koymak için falan hep aklıma gelen şeyler onlar. Ama ben çekmece istemiyorum. Daha kısa bir alan istiyorum. Üstüne ayna veya çerçeve koymak istiyorum dediğiniz zaman da bunu kullanabilirsiniz bu modeli. Buraya belki bir vazo, belki bir dekoratif bir şeyle de tamamlayabilirsiniz. Siz işlerden eve geldiğinizde ilk girdiğiniz yer antre ve o antrenin de görsel ve dekoratif olarak da güzel olması sizin ruhunuzu güzelleştirecektir. Eve geldiğinizde mutlu olacaksınız. Şimdi tabii rahat durmadım. O demin size bir tane örnek göstermiştim. Üstüne şunu da koyabiliriz diye. Gelin bakın oradan aldım. Şu bile bir hareket onu bambaşka hale getiriyor. Evin girişine yerleştiriyorsunuz. Şimdi çerçevelerimi seçtim, ayakkabılığımı seçtim ama en önemli kısım ayna. Ayna, bir boy aynası düşünüyorum. O before'da gördüğünüz iki tane kapı boşluğunun arasına bir ayna yerleştireceğim. Onu seçmeye geldim. Buraya geldiğinizde de aynalar bölümünde istediğiniz ölçülerde birçok ürün, birçok da modelle karşılaşıyorsunuz. Evinizin genel tasarımı nasılsa ona uygun buradan ayna bulabiliyorsunuz. Ben düz bir ayna arıyorum. O yüzden düz bir aynadan yana kullanacağım. Tam o çerçevelerin karşısına da aynayı yerleştirmeyi düşünüyorum. Tam bir boy aynası. Burada da birçok boy ve en olarak da farklı çeşit aynalarla karşılaşıyorsunuz ve antre girişinizi tamamlıyorsunuz. Aklımda hiçbir soru işareti kalmadı. Ürünleri seçtim. Şimdi hep beraber finale gidiyoruz. Geldik final gününe. Nisan'ın bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir antre alanı oluşturmaya çalıştım elimden geldiğince. Ben çok beğendim. Bu arada yorumlarınızı da videonun altına kesinlikle bekliyorum. Nisa bizden ayakkabılarının depolayacağı bir alan istedi. Ben bu iki konsolu ayakkabılık olarak kullandım. İkisini yan yana koydum. Ölçüde müsaade ediyordu. Daha fazla yeriniz varsa bir tane daha ekleyebilirsiniz. İsterseniz tek halde de kullanabilirsiniz. Her şekilde çok güzel görünüyor. Konsolumun üstüne bu çerçeveleri yerleştirdim. Arada alana da nefes aldırmak istedim. Biraz da dekoratif ürünler kullanalım istedim. O yüzden burası da böyle bir görsel alana çevirdim. Onun yanına açık raflar koydum. Nisa'nın küçük eşyaları vardı. Bu kutuların içine eşyalarını yerleştirip hatta üstlerine zamanı gelince de etiket şeklinde şuraya isimlerini yazabilir diye düşündüm. Onun altına da bir puf. Çünkü buraya geldiği zaman ayakkabılarını değiştirmek için kullanacağı bir alan olsun istedim. Bu pufun en güzel özelliği de altında depolama alanının olması. Bu da tabii Nisa'nın daha çok ihtiyaç olduğu stoklama, depolama alanını oluşturmuş oldum burada. Bu konsolun üstüne de dekoratif vazo ve birkaç bambu koydum. Bu tepsiyle yerleştirdim. İçine evden girdiği zaman anahtarlarını, gözlüğünü bırakabileceği, kolay ulaşılabileceği bir alan yarattım.
Şimdi bu alanın da tam karşısında boş bir duvarım vardı. Tabii aynayı buraya koymak istemedim. Dar bir açı. Aynayı tam bu tarafa yerleştirdim. Onu da birazdan göstereceğim. Çerçevemi yerleştirdim. İçine güzel bir resim seçtim. Tabii bunu Nisa zamanla kendine göre değiştirebilir. Buraya yine bu resim çerçeveleriyle etkili olacak şekilde bir çiçek ve vazo yerleştirdim. Şimdi şöyle total baktığınızda da böyle bir hafiften New York tarzı bu siyahların gelmesi. Şu klasik rafların askılarının dönmesi. Buradaki o çerçevelerin bütünlüğü. Buradaki çiçekle beraber bir ortam yaratmış olduk. Şimdi aynayı da göstereyim dilerseniz. Eve girip çıktığı zaman kendini uzaktan görmesi ve kapının tam karşısına yerleştirmem biraz daha derinlik kazandı. Onu da tabii ekrandan genel olarak izlediğinizde göreceksiniz. Yanına da bir tabure yerleştirdim. Ben taburelerin birazcık dekoratif olduğunu düşünüyorum. O aynayla beraber ikisi de çok tatlı bir ambiyans yarattı. Benden size güzel bir fikir olsun. Şimdi Nisa'nın bütün ihtiyaçlarına göre bir antre oluşturduğumu düşünüyorum. Tabii asıl düşünce onun. Sizlerin de yorumları benim için çok önemli. Videonun altına yorumları bekliyorum. Nisa'nın düşünceleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Beni o kadar cozy bir antre karşıladı ki tam istediğim gibi olmuş. Zaten Hakan'a güvenim sonsuzdu. Hakan'la konuştuğumda bir depolama alanına ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Yani hayal ettiğimden çok daha iyi ve çok daha fazlası olmuş. Kutularımı nereye koyacağımı bilmiyordum. Şöyle bir alanım var. Bu inanılmaz bir lüks benim için. Aynı zamanda böyle sürekli giydiğim ayakkabılarım vardı. Onlara da böyle bir alan yapılmış. Artık bunları salona götürmeme gerek kalmayacak. Aynı zamanda çünkü aynam da var. Elimin altında olması gereken ufak tefek eşyalarım oluyor. Onlar için de güzel bir tepsi düşünmüş Hakan. Bu da çok çok ihtiyacımı görecektir. Genel olarak yani eve girdiğim zaman bir ev hissiyle karşılaştım. Bu benim için müthiş bir şey yani. Misafirlerim geldiği zaman onları gerçekten sıcak bir evle karşılayacağım. Bu yüzden de çok mutluyum. Ben de aynı zamanda fotoğrafçılıkla da ilgilendiğim için Hakan da böyle güzel dekoratif çerçeveler düşünmüş. Bunlar beni o kadar memnun etti ki burada da aynı zamanda var. Bunu da gösterebilirim. Ortalıkta olmasını istemediğim ıvır zıvırlarım oluyordu ama elimin altında olmasını istediğim aynı zamanda. Onları bunun içine koyabileceğim bir artık saklama kutum var. Çok işime yarayacağını düşünüyorum bu yüzden. Çok memnun kaldım genel anlamda. Teşekkür ederim. Dışarı çıkmadan önce aynadan da son bir kez kendime bakıp artık dışarı çıkabileceğim. Çünkü salona gidiyordum biliyorsunuz ki söylemiştim. Bu tabure detayı da harika olmuş. Yani bilmiyorum fotoğraflarımı artık görürsünüz gibi geliyor buradan. Teşekkür ederim Hakan. Teşekkür ederim Hikaya. Çok memnun ettiniz beni gerçekten. Genel anlamda beni çok rahatlatan ve bana çok sıcak hissettiren bir antre oldu. Hakan bu yüzden sana çok teşekkür ederim. Çok öpüyorum.